can yol başladı, ehli Turan atlanın. Atlanın Türk'ü Tatar evladı Hakan atlanın. Sındırın zincir kişenki ehli zindan atlanın. Küydürün küfrevini ey ehli iman atlanın. Atlanın ey gaziler açıldı meydan atlanın. Atlanın ey gaziler açıldı meydan atlanın. Gel gazaya kıl niyet Allahu Ekber ileri. Al kılıç hakka niyet Allahu Ekber ileri. Ciddiyet insaniyet Allah. Gitse gitsin bir karış toprağa bin can atlanın. Gitse gitsin bir karış toprağa bin can atlanın. Ey halayık geldi el başına edbar birleşin. Bizi yok etmek için birleşti küffar birleşin. Çaremiz cehdi cihattır emri cebbar birleşin. Belli yoktur Türk'e Türk'ten başka bir yar birleşin. Geldi neslimizi kurtarmaya devran atlanın. Geldi neslimizi kurtarmaya devran atlanın. Allah Allah de karında şu kadirdan atlanın. Atlanın ey ehli gayret, ehli iman atlanın. Bəli, vətənpərvərlik ruhunda çox gözəl bir klip izlədik. Bu klipi isə sıradan təqdim eləmədik. Verilişimiz başlayanda da qeyd elədik ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası və TRT Avazın birgə istehsalı olan maraqlı bir layihə ərsəyə gəlir. Çağrıların dilindən Azərbaycan proqramı. Həmin proqramın əməkdaşları ərsəyə gətirən insanlar bugün bizim studiyamızdadır. Necati var, TRT Avazın rejissoru və layihə rəhbəri, salamlayıq. İrfan Gündal, Türk Dünyası Musiqi Toplumunun qurucu şefi. Salamlayırıq, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Və Əlağə Əsədiyev, bizim Respublikamızın əməkdar artisti, Xarı Bülbül Muğam Musiqi Qrupunun bədii rəhbəridir. Bir balaca tıxacda qaldığı üçün söhbətimiz əsnasında bizə qoşulacaq. Salamlayırıq bir daha sizi. Necəsiz, özünüzü necə hiss edirsiniz Azərbaycanda? Xoş gördük, təşəkkür edəriz. Azərbaycanda özümüzü yabancı hissedemiyoruz ki, öz yurdumuzda gibi rahat hissediyoruz. Aha. Siz necə? Ben üçüncü defa geliyorum Azerbaycan'a, Bakü'ye. Her defasında da çok mutlu ayrılıyoruz buradan. Çok keyifli çalışmalar yapıyoruz. Burası kendi evimiz, kendi televizyonumuz tabii gibi ki görüyoruz. Teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için ayrıca. Biz teşekkür ederiz bu güzel birliğe göre, bu güzel emektaşlığa göre. Ve istedim bu emektaşlıktan danışaq, Çalgıların dilinden Azerbaycan programı. Necə oldu, ərsiyə geldi, təklif kimden irəli geldi ve çekilişler de Azerbaycan'da bizim televiziyamızın daxilinde baş verir, bizim studiyamızda. Evet. Buyurun. Şimdi Çalgıların Dilinden Türkiye'de TRT Avaz kanalımızın bugüne kadar 3 dizi halinde çektiği, 13'er bölümlük 3 dizi çektik bugüne kadar. Bu ilk dizide Türk müzikleri üzerine bir enstrümantal çalışma yaptık. İkincisinde Türk sanat musikisi üzerinde bir enstrümantal çalışmalar yaptık. Üçüncü dizimizde de Yunus Emre şiirlerinin ilahili bestelerini, enstrümantal yorumlarını yaptık. En son çektiğimiz bölümlerde oydu. Şu anda yayınlanıyor TRT Vaz kanalımızda. TRT Vaz kanalımızın koordinatörü Sedat Bey bir gün şefimle bizi davet etti. Ya bir başka bir projemiz daha var dedi, sizinle çalışmak istiyoruz. Nedir dedi, işte bunun bir Azerbaycan versiyonunu çekmek istiyoruz dedi. Tabii ikimiz de çok heyecanlandık. Şefim bu coğrafyanın uzman ve araştırmacı bir musiki kişisi. Tabii dedik, seve seve yaparız. Hemen süratle planladık. Şefimiz Azerbaycan'daki dostları vasıtasıyla burayı organize etti. Ben teknik planlamaları yaptım. Karşılıklı görüşmelerle yaklaşık 1-1,5 ayda biz bu işi organize ettik.
Hemen Azerbaycan'a geldik. Sağ olsun Azerbaycan televizyonun yönetimi Röşen Bey başta olmak üzere bütün kapıları açtı. Burası sizin dedi. Ne istiyorsanız burada bütün imkanlar size ait dedi. Çok süratli bir şekilde biz 4 gün içerisinde burada 13 bölümü çıkardık. Yani arkadaşlarımız, belki de çalışanlar vardır burada. Aha. Çok gönülden çalıştılar. Tabii ki devamlı olacak bu program. Tabii. Bir sonraki bölümü de Kırgızistan planlamasını yapıyoruz. Şu anda o planlama hocam çalışıyor onun üzerinde. Aha, Kırgızistan'da da çekilecek bu evet, program. Benim. Evet. Bu hafta. Bu çalgı diye bizim musiki aleti demek istiyoruz. Yani çalgı onun adı. Musiki aletlerinin görsenildiği bir program. Aha. Ananevi milli çalgıları, Türk dünyasının milli çalgılarının tanıtılmasını amaçlayan bir program. Türkiye'deki çalgıların hamısını tanıttıktan sonra şimdi Azerbaycan'ın çalgılarını bütün Türk dünyasına, belki bütün dünyaya tanıtacağız. Ve bu devam edecek. Daha sonra Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan gibi Türk bölgelerinde zaten Türk dünyasının ümumi çalgı aletleri birbirine çok benziyor. Ve bu indi hal-hazırda Azerbaycan Dövlət Televiziyasında Türkiye'de yayımlanır ve bizde de Azerbaycan evet. Dövlət Televiziyasında da yayımlanacak. Daha sonra bu Kırgızistan'da o dediğiniz Türk ülkelerinde, Özbekistan'da falan orada da yayımlanması nezarda tutulur. TRT Avaz kanalı zaten bütün Türk dünyasında yayın yapan bir kanal. Aha, hepsinde yayınlanacak, evet. Yani o hemen ülkelerin... Ülkelerin televizyonlarında da o bölümler orada yayınlanacak. Orada da. Hansı musiqilere üstünlük vermişsiniz musiqi janrı olarak? Milli musiqi biz ön planda... Necə seçdiniz bu musiqileri? Burada... Neye esasen? Bilirəm ki, Azerbaycan'da misal üçün orada bayağı klipi de izleyende sazımızı gördü falan. Yani bu o sazda olan müxtəlif musiqilər var, müxtəlif havalar belə deyirlər bizdə. Evet, hava, bizdə də hava deyirlər. Hə, onları seçərkən nəyə diqqət edirsiniz? Programın mövzusuna görə mi, yoxsa necə? Birinci də mövzunun önəmli şeyi çalgıyı ön planda tutmaq. Çalgı aletlerinin hususiyetlerini göstermek. Buna göre de repertuarı Ali Ağa Müəllim seçti. Burada da çok mühim, önemli bir şey oldu. Azerbaycan'da belki de ilk defa birçok reks havası ansambılla icra edilmiş oldu. Çok icra edilmemiş, kayıtları olmamış reks havalarını ön planda tuttular. Ve çok güzel bir ansambıl düzenlemesiyle bu reksleri kaydettik. Biraz renk olsun diye de vokal de oldu programımızın. 4 bölümünde vokal oldu. Evet. 9 bölümü de çalgı oldu. Çalgı aletler oldu. Vokal bölümlerinde de çok kıymetli sanatçı, Azerbaycanlı sanatçı dostlarımız. Kimler oldu? Nezaket Teymurova, Teyyub Aslanov ve Aşık Aha Murat İsrailov bizle beraber oldular. Ne güzel, ne güzel. Şimdi hal-hazırda bizim tamaşaçılarımız da fragmentleri izleyirlər ve sizin maraqlı bir salam olsun diye bir ifanız var, klipiniz var. Hemen ondan fragmenti izleyecek, daha sonra söhbətimizi... O salam olsun'da da bütün Türk dünyasından sanatçılar birleşip yaptılar bu. Aha, ne güzel. Ve istəyirəm ki bu bizim Çağrıların Dilindən Azerbaycan programının gelecek planları hakkında daha neler düşünürsünüz, neler əlavə etmək istəyirsiniz ki Türk dünyasının birliğini, kardeşliğini daha çok terennüm etsin? Şimdi bu proje bir başlangıç projesi. Benim hissettiğim, bunu emin olarak söylemiyorum ama hissettiğimi söyleyeyim. Şimdi biz bu proje sayesinde çok geniş bir arşiv derlemesi de yapmış olduk. Az çalınan eserleri enstrümantal yorumlarıyla çok ciddi bir arşivleme çalışması da yapıyoruz. Bu arşivleme çalışması bugüne kadar sözlü olarak yapılmıştır ama enstrümantal yorumlarıyla pek öyle rastladığımız bir proje değildi. Sanırım bundan sonraki çalışması işte bir CD çalışması vesaire çalışmalar olabilir. Bunu Sedat Bey tabii karar vermesi gerekiyor ama elimizde çok değerli, çok kıymetli
yorumlar var, icralar var. Bunları bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. TRT kurumu daha önce bu tür çalışmaları CD ya da DVD olarak izleyiciyle buluşturdu. Belki bir aşaması o olabilir. Onun dışında Türkiye Cumhuriyetlerinde zaten Avaz Kanalı'nın yayın coğrafyası bütün Türkiye Cumhuriyetlerini kapsıyor. Yani, yani merkezi bir yayın sistemiyle biz çok geniş bir coğrafyaya ulaşabiliyoruz. Ama musikicileri Türkiye'ye çağırmaktansa gidip orada çekmek çok farklı bir duygu. Hı hı. Yani biz bu yola çıktık, yeni çıktık. Bu bize çok heyecan verdi. Biz her defasında konuklarımızı Türkiye'ye çağırıyorduk. Kendi imkanlarımızla çekiyorduk. Hani bu bir başlangıç olursa işte Kırgızistan'dan sonra da işte Özbekistan, Kazakistan belki devamı da gelir diye umut ediyoruz. Tabii bu projenin başarısına bağlı. Onu destekleyen unsur buradaki yapacağımız projeyi beğendirmemiz gerekiyor. Hı hı. Biz gördük çok başarılı çalışmalar oldu burada ama tabii yönetimi de karar verici olanlar onlar olduğu için onların kararıyla biz bu çalışmaları ilerletebiliriz. Umuyorum öyle bir karar verirler. Biz de burada olduğu gibi diğer Türk coğrafyasında da bu tür çalışmaları yapmaya her zaman hazırız. Uğurlar arzuluyoruz ve eminim ki beğeniləcək tamaşaçılarımız Türk dünyasını sevenler tarafından da alqışla karşılanacak. Bir de affedersin, formatın dışına çıktık burada. Normalde bizim formatımızda solist yoktu. Ama hocamla konuştuğumuzda şimdi Azerbaycan'a gidiyoruz işte Nezaket Hanım'ı almadan işte Eyüp Bey almadan da olmaz dedik. Formatımızın dışına çıktık. İyi ki de çıkmışız. Ve bilirsiniz maraqlı nüans sonrasındaki Türk dünyasının tabii ki Azerbaycan'la Türkiye'nin ortak cəhətləri, oxşar cəhətləri daha çoxdur. Ve diğer Türk dünyasında da oxşar cəhətlər tapmaq, eyni musiqidə, müxtəlif mövzularda olsun. Ama farklı cəhətləri de var tabii ki. Elbette. Bu farklı cəhətləri de üzə çıxarmaq istər mədəniyyət baxımından, istər digər mövzular baxımından. Məncə tamaşaçılar tərəfindən müsbət qarşılanacaq. Və fərq olaraq, ümumən, bax bu Türk dünyasını araşdıran bir insanlar kimi. Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızistan, Özbəkistan, bunlarda fərq olaraq bir mədəniyyətdə, bir anlamda bunlardan bağlı istəyirdim məlumat. Bu sual çox doğru və güzel bir sual. Çünki aynı milletin ortak özelliklerini konuşmanın manası yok. Zaten aynı milletiz. Biz farklarımızı söylemeliyiz, farklarımızı konuşmalıyız. Türkiye'de unutulmuş bir müzik aletinin tarihte kitaplarda gördüğümüz ama unutulmuş, bugün çalınmayan bir müzik aletini Azerbaycan'da bulmak mümkün. Kırgızistan'da, Kazakistan'da bulmak mümkün. Veya orada unutulmuşu burada bulmak mümkün. Biz birbirimizin kaybolmuş parçalarını tapıp bir araya getirme derdindeyiz. Mən eminim ki uğurla da olacak bu iş, sevilecek. Hakikaten uğurlar arzuluyorum çok size, bütün kollektive. Çok sağ olun. İştirak ettiniz, geldiniz ve seve seve de izleyeceğiz. Kısa bir aradan sonra stüdyomuzda yeniden görüşeceğiz.